Çok ilginç meyveler tanıtacağız size. Belki hiç görmediniz, belki internette ya da gazete haberleri okurken gördüğünüz ilginç tropikal meyveler bu programın içerisinde sizlerle buluşacak diyelim. Hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz ilçemize, mahallemize, Gazipaşa'mıza. Evet, teşekkür ediyorum. Önce isterseniz biraz izleyicilerimiz sizi tanısınlar. Neler yapar İzzet Akyol? Tek yaptığı şey bitkisel üretim midir, farklı meyveleri bulup getirmek midir, yoksa geçmişte ilgilendiği farklı dallarda var mıydı diye sorumu yönelteyim. Evet, teşekkür ediyorum. Ben 30 yıl öğretmenlik yaptım. Milli eğitim mensubuyum. İdarecilik yaptım. Öğretmenlikten emekli olduktan sonra şanslı bir yerde olduğumuzu hissettik. Gazipaşa gerçekten Türkiye'nin şanslı bölgelerinden birisi. Özellikle meyve ve sebze açısından tropikal meyve yetiştirilebilecek ender birkaç yerden birisi. Bunu fark ettik, bunu biliyorduk. Çocukluğumuzdan da bir ufak tefek ziraata, tarıma elimizin yatkınlığı vardı. Geldik, bu bahçeyi değerlendirebilir miyiz dedik. Şimdi genelde bizim buralarda seracılık meşhurdur ama, meşhurdur. Seracılık gelir düzeyi de iyidir ama emekli olan bir insan serada uğraşma şansı yoktur. Yani emeklilerin seracılık yapma şansı yok. Yoğun iş gücü gerektiriyor. Yoğun iş gücü gerektiriyor. Bünyemiz bunu kaldırmaz. Biz açık alanda meyve aklımıza geldi hanımla beraber. Tropikal meyvelerde yurt dışında gelen arkadaşlarımızdan duyuyorduk isimlerini. Bazen görüyorduk, inceliyorduk. Gazipaşa'nın iklimini buna uyabileceğini düşündük. Çünkü burada muz yetişiyor. Muz yetişen yerde tropikal meyve de yetişebileceğini tahmin ediyorduk. Bunun için bulabildiğimiz çekirdekten, pek aşılısını da bulamıyoruz. Çekirdekten evet. Bulabildiğimiz 10-15 çeşidi denemeye kalktık. Birkaç çeşidi hoşumuza gitmedi. Tam onlardan meyve alamadık. Söktük, onların yerine yenilerini ektik. Evet. Şu anda elimizde 12 çeşit yabancı meyvenin bizde ağacı var. Bunların 2-3 tanesi hariç çoğunun meyvesinde gördük. Buralara adapte oldu, buralara uyum sağladı. Ve zevkle yetiştiriyoruz. Ve şunu da belki bir öğretmenlikten gelen bir şey olarak insanlara tavsiye ediyorum. Toprakla uğraşmak insanı dinlendiriyor. Ömür boyu mutlu olacaksan toprakla uğraş dedik ve başladık toprakla uğraşmaya. Evet, güzel bir hikayeniz var aslında. Hikayenizle birlikte izleyicilerimizle konuşmak istiyorum. Ben bu programda izleyicilerimizle buluşturmak istiyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz tekrar ağırladığınız için. Biraz isterseniz bölgenin özelliklerinden bahsedelim. Aslında bilir izleyenlerimiz de bu evet. Bölgeyi. Bahsettiğiniz gibi muz üretimi yapılıyor. Tropikal kuşağa yakın nem ve sıcaklık derecelerine sahip bu bölge. Toprak yapınız nasıl? Sıcaklıklarınız nasıl değişiyor? Su kaynaklarınız vardır. Onlardan biraz bahsedelim ki bu bitkilerin hangi şartlarda yetişebildiğini daha iyi anlasın izleyenlerimiz. Evet, teşekkür ediyorum ama baştan şunu belirtmek istiyorum. Ben ziraat mühendisi değilim. Ziraatla ilgili çok fazla bir bilgi yok olsa da milleti yanlış yönlendirmek istemem ama. Biz sadece gözlemlerinizi istiyoruz sizden. Evet. İklim olarak Akdeniz iklimi yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı. Biz evet. Esas kışın ılığından faydalanıyoruz. Evet. Yani yazları sıcaklığını bir şekilde suyla telafi ediyoruz. Şu anda su problemimiz çok fazla yok. Bir de barajımız açılacak. Evet. İnşallah o barajın suyu da bize gelirse su problemimiz çok fazla yok. Sadece yani belki bir tropikal meyvelerde bölgelerdeki yağmurlama sistemimiz az. Evet. Tabandan su veriyoruz. Yağmurlama sistemimiz var. Burada neler yetişebilir? Türkiye'de Alanya, Gazipaşa, Anamur ve Bozcaada'da muz yetişir. Başka bir yerde kapalı alan hariç açık alanda evet. Muz yetişmez. Bu bölgenin ikliminin ayrılığını gösterir. Ha benim gözlemlerim. Akdeniz bölgesi yağışlı dediği her 10 tane hava raporundan 5'inde biz yağış görmeyiz. O da var. Ha bizim yaylalarımız, toroslarımız görür ama bu sahilin iklimi bir değişiktir. Ama şu mevsimde, bugün 3 Aralık. Yanılmıyorsam 3 Aralık. Şu mevsimde burada ceketi çıkarmak zorundayız. Evet. Böyle bir güzel havaya sahibiz. Toprak yapımız güzel aslında. Burası zamanla alüvyon toprak yani dolma, erozyonla gelen dolma topraklar evet. olduğu için geçirgen bir yapısı var. Özellikle narinciye, özellikle mango yanında durduğumuz ağaç geçirgen toprakları çok seviyor. Evet. Dibinde suyu bugün yerse isterse 250 gram, 250 kilogram yani metrekareye yağmur yağsın. 3-5 saat sonra gel burada gezebilirsin. Böyle bir toprağımız var. Ben millete tavsiye ediyorum, herkese tavsiye ediyorum. Toprakla uğraşsınlar. Toprakla uğraşsınlar diyorum ve değişik meyveleri yönlensinler diyorum. Benim buradaki amacım daha çok Türkiye'nin dışarıdan almak zorunda kaldığı bütün yabancı meyveleri Türkiye'ye tanıtmak, Türkiye'nin içinde yetiştirmek. Evet. Ben buna öncülük yapmak istiyorum. Az sonra göreceğimiz çoğu meyveler zaten
bunun ispatı olacak. Peki şunu da soracağım size. Şimdi bölgede genelde hep örtü altı üretim ya da açık alanda muz yetiştiriciliği yapılıyor. Belirli bölgelerde kendine yeter miktarda sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Size hiç orada o meyve yetişir mi canım diyenler oldu mu? Şimdi örtü altı maliyeti çok fazla. Evet, örtü altına bu, belki bunları da alabilirsin ama bu ağaçlar çok büyür. Örtü altının bir dönümün, burada bir dekarın maliyeti muz serası yapsam bile 50-60 bin lira. Evet. Normal camakenler de öyle. Ama bunun öyle bir maliyeti yok. Sizin dediğiniz gibi bilmediğin meyveyi niye ekiyorsun? Olur mu olmaz mı? Meyve bir yıllık bir şey değil ki yani. 3-5 yıl deneyeceksin, olmazsa sökeceksin. Ya şimdi ağacı bugün dik, hiç arkana bakmadan, zaman ne çabuk geçmiş bakıyorsun, sanki 3 gün sonra meyvesini koparıyorsun. O kadar çabuk zaman geçtiği için ben hala dikiyorum, hala dikiyorum. Olur mu olmaz mı, olmaz mıyı da hem okuyarak hem deneyerek yaşıyoruz. Evet. Evet, olmayan birkaç tanesi de oldu ama olan daha çok oldu. Evet. Olan daha çok oldu. En azından bu meyveler herkesin yarın ileride bir gün yetişebildiği bölgelerde. Ama burada hatırlatıyorum, Akdeniz bölgesi dışında da çok heveslenmesin izleyicilerimiz. Çok İç Anadolu'da, Karadeniz'de çok olabilecek meyveler değildir. Akdeniz bölgesi ürünleridir. Bu tarafta ilgisi olanlara yetişebildiğini ben göstermek istiyorum. Evet, şimdi tek tek değineceğiz aslında hangi meyve var, hangileri var, hangileri yetişti, hangileri yetişmedi onları konuşacağız ama az önce söylediğiniz hani sanki zaman çok çabuk geçiyor da ben hemen meyveyi koparıyorum gibi düşünüyorum dediniz. Ne kadar süreç olduktan sonra siz ilk meyvelerinizi almaya başladınız bahçenizden? Ya bilmiyorum başka ağaçlarda veya başka yerlerde nasıl ama ben 3. yılda çiçeği gördüm bütün ağaçlarda. 3. yılda çiçeği gördüm, 4. yılda meyveyi gördüm. Yani 3. yılda çiçeği görüp tek tük meyve gördüğümüz de var, görmediğimiz de var. Şu mesela şu arkadaşımız arkadaşta bu sene çiçek gördük, meyve görmedik ama en sene meyvesini görüyoruz. Evet. Yani 5. yılda, 4. yılda bütün ağaçlarda ektiğim meyve gördüm. Evet. Ailece uğraşıyorsunuz değil mi? Eşiniz de sizle birlikte burada eşim, aslında. Eşim de emekli hemşire. Tabii ki birimiz bahçeye geldiğimiz zaman birimiz evde kalmıyoruz. Beraber gelip beraber gidiyoruz. Evet. İkimizin de ilgi alanı. Bir de meyveler gördükçe hem neşeleniyoruz. Sulamasına. Zamanı geldiği zaman ufak tefek budamasına, meyvelerde budama çok önemli. Siz daha iyi bilirsiniz ama ziraat mühendisleri. Ben bana kadar budama çok önemli. Ben zevkle aşı yapmasını öğrendik bu yaştan sonra. Çok güzel. Ne mutlu. İstediğimiz bütün meyveleri aşılayabiliyoruz. Ne mutlu sizlere. Evet, eşim de ilgili. Eşim de ilgili. Çocukları daha tam bahçeye sokamadık ama eşim de ilgili. Zaten hobi amaçlı yaptığınız yetiştiriciliklerde eğer ailece girip çalışmıyorsanız pek de tat alınmıyor gibi düşünüyorum ben de. Peki şunu da sormak istiyorum. Kendi yorumlarınızla istiyorum yine bunu. Bu meyveler yetişirse ve bu bölgeye uyum sağlar, bizlerin de yaptığı yayınlar amacına ulaşır, bölgedeki 3-5 üreticimiz daha bu ürünlere yönelirse, iç olarak baktığımızda iç pazarı doyurabilecek tabii seviyelere gelmemiz için çok üretim yapmamız gerekiyor ama üreticiyi içeride memnun edebilecek kadar para kazandırır mı bunlar sizce? O zaman şöyle bir örnek vereyim. Bu ağaç şu anda 5 yaşında. Evet. Bu sene, ben rakamlarla şey yapayım, bu sene üzerinde 200 tane meyve aldım. Mango ağacında. Mango. 200. Ortalama ağırlığı 200 gram ve İstanbul'da tanesi 4 liradan alıcı buldu. Evet. Gelip bahçende de tanesi 3-3,5 liradan alıcı buluyor. Şimdi 200 tane meyveyi bırakın 4 lirayı 3 liradan satsak 600 lira. Evet. Bu ağaçlar 4'e 4, 4'e 5 metre arayla dikiliyor. Şimdi bir dönüm yere 30-40 tane ağaç ektiğini düşünürsen bir ağaçtan, mango ağacından 600 lira kazandın. 600 lira kazandığını düşünürsen 6 kere 4 24. Bak. 24 bin lira. 24 bin lira. Hadi çarp onu. 24 evet. bin lira. Şimdi 24 bin lira bir dekar yerden bir dönüm yani, alandan bir dekar kapalı, alandan kapalı, 24 kapalı bin lira. Kapalı masraf yok. Bir ilaç uygulaması ilaç yapmıyorsunuz. İlaç uygulaması yok. Yabancı meyve olduğu için ilaç evet. uygulaması yok. Ya bence çok mükemmel bir şey. Ha bu ağaç 8-10 yaşına geldiği zaman bu meyve sayısı artacak. 500'e çıkacak. Bu sefer 5 kere 3, 15. 1500 lira ağaç başı hesaplayacağız. Evet. Yani bu mesela bu mango öyle. Az sonra gideceğimiz başka ağaçlar da var. Onlar da öyle. Evet. Avokadoyu zaten herkes az çok tanıdı. Onu tanıtmama gerek yok. Tanesi 2,5 liradan bahçede gidiyor. Evet. Evet yani ticari bir değeri var. Ama ticari olmayan, hobi amaçlı ektiğimiz ağaçlar da var. Onları göstereceğiz. Onları ağacın, az sonra anlatırız. Ağacın başından kopardığın zaman yiyeceksin. Yoksa pazara pek gitmiyor. Evet. Ama
Mangodur, kamkattır, sapotedir. Bunlar çok ticari, gerçekten ticari, gelir getir şeyler. Kara sapot dediğimiz meyveyi de evet, kara sapot. Programın ilerleyen kısımlarında izleyicilerimize evet. gösteriyor olacağız. Henüz yeme olgunluğunda değil, o yüzden evet. tadına bakamayacağım belki ama daha sonrasında inşallah tadına da bakabileceğimiz İleride dönemler gelecektir. Evet. Şeyden bahsettiğiniz o da çok önemli. Herhangi bir ilaçlı mücadele yapmak zorunda kalmıyoruz diyorsunuz. Bölge alışık olmadığı için, henüz bir hastalığı zararlısı, gelişim göstermediği için ekstra bir maliyetten de kurtarıyor aslında üretici değil mi? Sizin de yorumlarınız vardır bu Şimdi konuda. Şimdi ben evet kendim ektiğim için söylüyorum, kendim gördüğüm için söylüyorum. Tropikal olan meyvelerimizde gerçekten bunun üzerinde sadece şunu görebilirsiniz. Bu bakır var. Bakır. Bunu da ben internette araştırdığımda ağacın yaprağında dikkatimi çekti. Demek ki bakırın dışında bir herhangi bir şeye onu da hani bilerek vermedik. Bir verelim bakalım dedik. Ama tropikal meyvelerin hiçbirisinin ilaç istemediğini gördüm. İlaç istemeden biraz sonra gezerken göreceğiz. Yaprakların ne kadar yeşil, ne kadar güzel, ne kadar göze hitap, güzel hitap ettiğini zaten göreceğiz. İlaç masrafı yok dediğimiz gibi. Örtü Hı-hı. masrafı yok. Sadece benim yaptığım uygulama. Sadece su ve arkamızda görülen hayvan gübresi. Su ve hayvan gübresi. Hayvan gübresi ve suyu verdikten sonra bu benden başka bir şey istemedi bunlar. Yani bir meyveler de mükemmel verdiler. Evet, dilerseniz o zaman yavaş yavaş bahçeyi gezmeye başlayalım İzzet Bey. Tamam. Hem izleyicilerimize burada yetişen farklı meyveleri gösterelim. Hem de meyvelerin başında nasıl bir başarı elde ettiniz? Başarısızlıkla sonuçlananların bölgeye uyum sağlayıp sağlamayacağını konuşalım. Evet değerli izleyenler, şimdi bahçemizi gezmeye başladık. İzzet Bey'den yanında bulunduğumuz ilk bitkiyi anlatmasını isteyeceğim ben. Evet, bitkimizin ismi Fejoya. Güney Asya ülkelerinden gelen bir bitki olduğunu tahmin ediyorum. İsmi Fejoya fakat sıcak iklime zor adapte olan, evet çok zor adapte olan bir bitki. Çünkü çok sıcakta meyveyi, evet. çiçek, mükemmel çiçek açıyor ama meyve tutamıyor. Ki bu 5. yılda biz bunda meyveyi aldık. Bunda biraz geç aldık. Evet. Ama bu daha çok böyle 700-800 metre, 500-600 metre rakımlarda olsa, biraz daha nemli toprakta olsa çok daha çabuk meyve alınıyor. 2. 3. yılda evet. meyve alınıyor. Evet. Fakat müthiş bir aroması var meyvenin. Evet. Uzak Doğu kökenli bir meyve. Lezzetli bir aroması vardı. Evet, lezzetli bir aroması var. Şu an izleyenlerimize de söyleyelim. Bitki meyvelerin çoğunluğunu dökmüş ya da kalan meyveleri de dalından hasat etmişler. Ama üzerinde bir tane, iki tane meyve kalmış. Onu da gösterelim şöyle hemen. Evet. Zarar vermeden bitkimize. Ben şöyle izleyenlerimizin gösterip görebileceği şekilde tutayım meyveyi de. Şöyle bakın, iri bir çağlaya benziyor aslında. İri bir evet. bademe benziyor kendisi. Meyvenin içi de beyaz, oldukça güzel aroması olan bir meyve. Hangi dönemlerde topladınız meyvesini? Onu da sorayım ben size hemen. Bunun aslında meyvesi bundan bir ay önce çıkar. Hı hı. Yani Kasım gibi bunun meyvesi, Ekim-Kasım evet. gibi toplanır. Üzerinde tek tük kalmış. Evet. Yani bize de, size de kısmet olmuş. Evet. Fakat aroması çok güzel bir meyve ama ticari değeri çok fazla şöyle yok. Ağacın üzerinde çok durmuyor. Evet. Yani olduğu gibi yani olgunlaştığı anda hemen düşüyor. Evet. Düştüğü anda da birkaç gün içinde yemezseniz bozulabiliyor. Kaymak bitkisi mi demiştiniz? Bizim bir Türkçe kaymak ağacı. Kaymak ağacı olarak da. Geçiyor. İnternette kaymak ağacı dedikleri zaman karşılarına çıkar zaten. Evet, bunu da söyleyelim çünkü merak eden evet. izleyicilerimiz olabilirler. Hem detaylı yetiştiricilik bilgilerine, hem de hangi bölgede yetişir, nasıl bir bitkidir gibi kısımlarını da internette aratarak da bulabilirsiniz diyelim. Ama herkesin tatmasını istiyorum. Evet. Özellikle bunun, özellikle suyu. Suyu müthiş bir aroması var. Yani içtikçe insanın içesi geliyor. Suyu derken meyvenin suyunu çıkarıyoruz. Evet. Yani limondan, portakaldan çıkar gibi. Bunun meyvenin suyu çıkıyor aroması. Evet, çok ilginç. Siz bayağı kendi tadımlık yetiştirdiğiniz evet, bitkilerde çeşitli karışımlar, oluşumlar da denemişsiniz. Sadece meyvesine bakmıyoruz. Ne şekilde yenebilir hepsini evet. deniyoruz. Evet. Peki devam edelim isterseniz evet, diğer devam ağacımızla edelim. Birlikte. Ben de şöyle geçeyim hemen. Evet, önünde bulunduğumuz ağaç. Diğer ağaç. Aha. Limon guavası diye geçiyor. Hadi limon guavası demesi meyvesinin sarı olmasından. Evet. İçi pembemsi bir hali var. Kabuğuyla yenir. Normalde elmayı ısırıp yediğimiz nasılsa bunu da o şekilde ısırı yeriz. Bu da aynı bölgenin, hatta Güney Amerika kökenli ama evet. Türkiye, yani dünyadaki tropikal meyveler ben araştırdım. Güney Amerika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde hemen hemen hepsi birbirinde var. Bunun ana vatanı da o taraflardan. Bunun meyvesi de ona benziyor. Olgunlaştığı anda ağaçta pek durmuyor. Tutmak evet. mümkün değil. Hemen dökülüyor onun için. Günlük sanki güne bir takip etmek zorundasın. Hepsini bir arada toplayamadığın için de ağaç çok olmadığı zaman pazar şansı biraz bunun da az. Evet. Ama evde yemedik birebir.
Evet, yine evde yemelik hobi bahçenizde barındırdığınız evet, bitkilerden zaten birisi. Zaten bunlarda birer tane, ikişer tane ekebiliyorum. Ki de zaten verim kaybına yol açacak herhangi bir hastalık ya da zararlı yoğun olarak gözükmüyor. Bazı evet. yaprakların kenarlarında kurumalar gözüküyor. Onlar da mevsim gereği. Mevsimsel, evet mevsimsel kurumalar var artık. Bu çünkü yaprağını döken bir ağaç. Onu söylemedim. Bu yaprağını evet. dökmez. Bu yaprağın evet. döken bir ağaç. Onun için de bu yapraklar yavaşça döküleceği için kurumaya başlamışlar. Tekrar meyveyi ne zaman alacaksınız? Onu bu, da sorayım. Bu meyveler ben. Genellikle bizim buradaki yaz meyvelerine beraber aldığımız bir meyve. Hı hı. Ne zaman diyelim? Ağustos, Eylül gibi. Evet. Ağustos, Eylül gibi. Ekim'e pek kalmadan biter bu. Evet, diğer ağaç. Sizi yeni sene Ağustos'ta ağırlasak bu meyveleri yersiniz. İnşallah sadece yemek için değil hem dalını meyveleri sizlere göstermek için de burayı ziyaret ederiz diye düşünüyorum. Şöyle ön tarafa doğru geçelim evet, benim, isterseniz. Benim kendi tabirimle bu ağaca bir isim koydum. Ben buna meyvelerin şahı olsun. Diyorum. Bunun ismi mangodur. Evet. Mango da Güney Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri olan bu Güney Asya ülkelerinde. Özellikle bunun anlatan Hindistan ama yetişebildiği yerler Güney Amerika. Evet. Güneydoğu Asya ülkeleri. Fakat ana vatanı Hindistan. Müthiş bir meyve. Müthiş bir aroması var. Müthiş bir tadı var. Ayrı bir kokusu da var. Evet. Ya meyvenin ayrı bir kokusu da var. Bunu zaten Türkiye tanıyordur. Çünkü tanıyor artık. Çoğu evet. marketlerde artık görülüyor. Ama ben millete yine şunu iddia ediyorum. Millete şunu iddia ediyorum bizi dinleyenlere. Marketlerden aldığınız ithal meyvelerden en az iki kat daha fazla tatlıdır. Bizim ülkemizin toprağı, iklim yapısı çünkü bu meyvelerin olgunlaşması ve aroma kazanması için daha ideal evet. diye ben de teknik olarak ekleyeyim bunu o zaman. Evet, ya bilemiyorum artık bu topraktan mı yoksa güneşi daha mı fazla alıyoruz tropikal yerde de. Bunun... İklim isteği tam olarak aslında bizim bölgemizin isteğidir. Ben denedim çünkü isteğidir. Öbürünü de aldım. Onlar biraz daha büyük oluyor. Denedim ikisinde gerçekten en az iki kat fazla aroma tadı var. Çok mükemmel. Evet. Tavsiye ederim. Ağaç kaç yaşında? Bu ağaç 5,5 yaşlarında. Hani fidasıyla beraber 6 yaşlarında civarında. Aşılı mı değil midir? Değil. Onu da sorayım. Benim meyvelerde aşılı meyve yok. Çünkü zaten kendini zor buluyoruz. Evet. Çünkü aşısını bulma şansımız yok. Ama çekirdekten de mükemmel bir şekilde yetişiyor. Meyve tutumu çok güzel. Sadece belki öbürleri kadar iri olmuyor. Hı hı. Ortalama 200 gram ağırlığında. Evet. Şimdi diğer bitkimize gidelim isterseniz. Önümüzde küçük bir evet. meyve var. Bu ilk defa. Türkiye'de ilk defa denemesini biz gerçekleştirdiğimizi tahmin ediyoruz. Nedir bitkinin adı? Bitkinin adı bu Brezilya kökenli. Hı hı. Ana vatanı Brezilya olan Groviola dediğimiz, soursop evet. dediğimiz bir meyve. Meyveleri aşağı yukarı 2 kilogramla 7-8 kilogram arasında olabilen. Şöyle büyük. Evet büyük. Iri. Karpuz kadar evet. büyük. Ağaç nasıl taşıyor bilmiyorum. Ben izliyorum ama inşallah diyorum bu toprağı sever. Bu toprakta meyve verir. Hı hı. Bunu da Türkiye'ye kazandırırız diyorum. İnşallah. Çünkü bunu ithal ediyorlar. Yurt dışından kilosu dolarlar karşılığında ithal hı hı. ettiklerini duydum. Tabii kimseye ümit vermeyelim ama bazı hastalıklara, kötü hastalıklara bunun suyunun faydalı olduğunu söylüyorlar. Hı hı. Bunu internet söylüyor, ben söylemiyorum. Evet. Onun için bunu çaresiz hastalar yurt dışından ithal ettiriyor. Bir sürü para ödüyorlar. Evet. İlginç evet. bir bitki. Çok ilginç bir bitki. Uyum sağlarsa meyvesini görmeye de geliriz inşallah. Uyum sağlarsa Türkiye'de yetişebilecek en güzel bitkilerden birisi diyorum. Evet. Güzel de bir pazar oluşturur. Şöyle ilerleyelim evet. isterseniz. Yine çok sevdiğim, meyvesini almayı ümit hı-hı. ettiğim bir meyve. Hangisidir bu? Kanistel. Canistel diye geçiyor. Aslında sarı sapote diye de evet. geçebiliyor. Meyvesini ben de tatmadım ama gördüm sapsarı yumruk büyüklüğünde. Hı hı. Bir meyvesi var. Bu yıl ilk defa 4 yaşında bu. Bunu biraz geç ektim öbürlerine göre. 4 yaşında çiçeğini gördük. Hı hı. Ama meyvesini yeni sene görmeyi ümit ediyoruz. Görürsek sizi tekrar çağıracağız. Bu bizim çikolata bitkimizin sarı hali midir? Çikolata bitkimizin amcasının oğlu diyelim artık. Evet. Sarı hali. Evet. Bu da sarı kaşıkla yenebilen. Ben tabii internetteki bilgiler kaşıkla yenebilen ama ondan belki biraz daha lezzetlidir de onu da bilmiyorum. Hı hı. Çünkü daha güzel görünüyor. Bunları da çekirdekten mi yetiştirdiniz? Evet, bunlar çekirdekten. Bendeki evet. bütün yani söyle bendeki geçen bütün meyveler çekirdekten. Avokado hariç onlar evet. aşı. Evet. Asıl göreceğimiz bugün buraya geldiğimiz meyve de karasapot. O biraz daha evet. ileride artık onu en sonuna saklıyoruz onu değil mi? Evet. Ama yine dikkat edin. Bakın evet. Buket Hanım dikkat edelim. Ağacın yapraklarının güzelliğine bakın. Evet. Hastalık istemediğine bakın. Buna ilaç edilmediğine bakın. Ne evet. kadar güzel. Temiz canlı, gevrek. Ne kadar. Hani evin önünde süs bitkisi bile eksen. Evet. Bu kadar güzel olur. Gayet güzel gözüküyor. Çok da gelişme şekli de değişik. Çalı gibi geliyor. Dallar tamamen sürgünsüz geliyor. Uç kısımlara doğru yapraklar yoğunlaşıyor ve sonra meyveleri de karasapotta da göreceğiniz gibi aşağıya farklı bir şekilde iniyor diğer evet. meyve ağaçlarından. Şadok görüyorum ben ileride. Oraya doğru gidelim mi? Şadok'tan önce çilek kovasını tamamdır, görelim. Tamamdır. Gidelim oraya. Evet, önümüzde gördüğümüz ağacın da küçük olduğuna bakmayın. Evet.
Bunun meyvesini iki aile yemekle bitiremedik. O kadar güzel meyve tutuyor. Bunun ismi çilek guavası. Evet. Rengini çileğe benzettiğimiz için, çilekten aldığı için guavanın kırmızı şekli. Yalnız hı hı. öbürü ne göre o biraz daha tatlıydı. Bu biraz mayhoşumsu. Yani hı hı. tad olarak. Biz bu meyvede de diyoruz ki bu sene ekin, yeni sene meyve alın. O kadar hızlı. O kadar hızlı. Yani. Evet, ikinci yılda hemen meyvesini alıyorsunuz hı hı. ve ağacın başında, ağacın dalında yemeye doyamıyorsunuz. Ama topladığımız zaman çabuk tüketilmesi gereken bir meyve. Çünkü dayanıklılığı yok, çok fazla yok. Değil mi? Biraz fazla bozuluyor. Hı hı. Meyve tutumu da çok güzel. Herhalde... Ağaç nazlı mı? Onu da sorayım. Yok, ağacın da hiçbir nazı yok. Bölgeyi gördüğünüz sevdi gibi, demek ki. Evet, bu bölgeyi sevdi. Gördüğünüz gibi hala bak Aralık'tayız. Sürgün evet, atabiliyor. Sürgün veriyor. Sürgün verebiliyor. Yeşil, devamlı yeşil olan bitkiler bunlar değerli izleyenler. Evet. Onu da belirtelim. Özellikle bu bölgedeki yetiştiricilerimiz için bahçelerine yapabilecekleri, dikebilecekleri süs bitkileri bile olabilir bunlar olabilir. Aslında. Olabilir. Yani her evin önünde bir tane olsun hem istiyorum. Hem de meyvesini yerler. Evet. Kendi kendine döllenebilme özelliğini bilmiyorum. O meyve aldığınıza göre muhtemelen dişi evet, erkek aynı çiçek üzerindeki meyve de vermiş kendisi. Hem de çok veriyor. Yani tek başına tek ağacı olarak çok veriyor. Evet. Yani sarı olan o limon guavası yaprağını döküyor, bu dökmüyor. O da ilginç. O da ilginç, evet. O zaman şey yapalım, şadok evet. gördüm ben arka tarafta. Evet, şadoklarımıza gidelim. Oldukça ilginç bu da yine. Ağaç kavunu olarak da geçiyor aslında. Ama tip ve tat olarak da, meyve olarak da greyfurta benzeyen başka bir meyvemiz var. Dilerseniz bunu da biraz konuşalım. Nasıl evet. bir meyvedir bize anlatın isterseniz. Biz de bunu ilk gördüğümüz zaman greyfurt budur dedik. Özellikle onu belirteyim ama greyfurttan kendisi benzese de hı hı. Zarının acılığı benzese de greyfurttan çok daha farklı bir meyve. Evet. Bunun iki çeşidini biliyorum ben. Birisi içi beyaz olan, birisi de içi, evet. içi kırmızı olan. Bunlar içi kırmızı şadok diyoruz. Bunun menşei de Asya. Güneydoğu Asya kökenli. Evet, ben de şöyle izleyenlerimize göstermek evet. için bir meyve alacağım. Evet. Çok çabuk evet. verime dönüşebilir. Meyvemiz de burada, evet. iriliği de gözüküyor evet. şu anda. Bunlar meyvenin sıklığına göre büyüklüğü değişse de ben 1 kilo 700 grama kadar meyve tarttım. Hı hı. 1 kilo 700 grama kadar ama ortalama 750 gramla 1,5 kilo arasında meyveler oluyor. Hı hı. Bunlar tamamen ağacın evet. gelişiklik durumuna evet, ve ağaç, dallarda evet, bıraktığınız meyvelere göre değişiyor irilikleri. Meyve iyileştirmek istiyorsak diğer ürünlerde de biliyoruz meyve seyreltmesi yapmamız gerekiyor. Ki barındırdığı, her dal barındırdığı meyveyi daha fazla iri bir şekilde büyütebilsin diye. Bahsettiğiniz gibi şöyle gösterelim izleyicilerimize. Suyu da yok. Olmayan, evet. Yani en azından suyu ziyan az. Edemeyeceğim. Suyu az. Greyfurt'a göre suyu az. Evet. Elimizi ayağımızı pek batırmadan çok da lezzeti olan meyve. Ayrıca bir de ağacın üzerinde görünürlüğü çok güzel. Evet. Yani ağacın dalları bunu nasıl tartıyor diye bazen ben bile kendi kendime soruyorum. Evet, ilginç gözüküyor gerçekten. Gayet ağır meyveler ama bitkinin sapı da, meyve sapı da oldukça kalın aslında. Şöyle gösterelim onu da evet. izleyicilerimize. Ben şöyle göstereyim, arkadaşım da gösterebilirse eğer. Bir tane meyveyi de düşürdük bu arada. Oldukça kalın bir meyve evet, sapı var. Olgunlaşmaya evet. başladıkça meyveler. Evet, bu diğer büyük meyvelerde de bildiğiniz gibi işte kavunda, karpuzda da bu aradaki meyve sapı kuruyor. Kuruduktan sonra meyveler zaten daha rahat kopuyor. Yine aynı şekilde baktığımızda olgunlaştıktan sonra meyve sapı yumuşuyor. Yumuşuyor, düşüyor. Tabii. Evet, meyveler de ondan sonra zaten ağır olduğu için de direkt evet, düşüyorlar. Rüzgarda etkilenip evet. düşebiliyorlar. Evet, meyvemiz ben bunu da herkese tavsiye ediyorum. Çünkü zaten nariciyenin yetiştiği her yerde bu yetişiyor. Evet. Her evde bir tane olsun istiyorum. Çünkü faydasını zararını ben çok bilmem ama hı hı. yenmesi gereken bir tat. Evet, güzel, lezzetli bir meyve gerçekten. Biz de demin denedik. Lezzetli, görünüş olarak da oldukça göze hitap eden bir meyve diyelim. Papaya vardı arka tarafta, evet. oraya geçelim mi? Papaya geçelim. Evet, şunları bırakayım hemen. İlerleyelim şöyle İzzet Bey. Evet, diğer bitkimiz. İki tane de bitkimiz var yine burada. Yine sizden dinleyelim isterseniz. Ne kadarlık bir bitkidir şu an önümüzde duran bitki? Evet, bu bitkimiz papaya. Esas shadow ağaç kavunu desek de gerçekte ağaç kavunu bu. Yani evet. Hakikaten gerçek kavuna bu benziyor. Bu meyvenin de ana vatanı yine Güney Amerika. Hı hı. Bana göre çok müthiş bir meyve. Çok yenmesi gereken bir meyve ama bu meyvenin bir tek özelliği var. Bunu muzun yetiştirdiği yerde de zor yetiştiriyoruz. Hmm. Çok çabuk donalıyor. Biraz daha nazlı mı? Çok daha nazlı. Hatta muzdan evet. daha nazlı. Çok çabuk donalıyor. İkincisi, meyve ağırlığından mıdır, rüzgara dayanıksız, çapakları mı yeri tam sarmıyor, çabuk yıkılıyor.
Her tarafını işte sardık, sarmaladık. Evet, bu biraz daha kök sistemi az gelişen bir bitki olduğu için diğer ağaç formlarından ziyade toprak altı aksamı çok böyle muhteşem dayanıklı olacak bir şekilde değil. O yüzden muhtemelen yatmalara karşı daha dayanıksız. Destekleme sistemi biraz daha kurtarır olmuş ama açıkçası bunu. Ama kamera yaklaşırsa bir özelliğini göstereyim. En çok hoşuma giden özelliği. Burada meyve var. Meyve bu tarafta var. Burada küçük, burada çiçek ve devam ediyor. Yani bu meyve tepesinde çiçek varken altta sarısını yiyebiliyoruz. Öyle ara veren bir meyve değil. Yani sürekli aşağıdan yukarıya yiyerek gidiyorsun. Evet. Yukarıda meyve olarak gidiyor, oluşarak gidiyor. Evet. Çok da ilginç meyvelerin çıktığı yerlerde yine sürgünlerin gövdeyle birleştiği yerden çıkıyor meyveleri de. Evet, her sürgünden hatta tecrübeli bir abimizden az önce öğrendik. Bu sürgünlerin de kesilmesi gerekiyormuş. Evet. Zamanla meyve büyüdükçe bu sürgünleri keserek gideceğiz. Evet, sürgünsüz bir şekilde yetiştirilecek. Ne kadarlık demiştiniz bu bitki? Ya tahmin ediyorum 4 ay olmadı. Yani ektiğimiz sene meyve verebilen bir ağaç. Hı. Hele ki bunu şöyle diyeyim ben, Şubat gibi ekersek bizim bu yöreye göre. Şubat'ın 15'inden sonra ekersek Ağustos'ta meyvesini yeriz. Evet. Bu sürgünleri kesseydiniz bizim de çekim açılarımız için bayağı faydalı olacaktı diye de ekleyeyim ben de. Şöyle çok tekrar çabuk, evet. Hı. Çok çabuk. Ekildiği yıl meyvesini veren bir ağaç. Ekildiğimiz yıl meyvesini yiyebildiğimiz bir ağaç. Bahsettiğiniz gibi şey de çok güzel. İşte aşağıda meyve var, olgunlaşmış, olgunlaşmaya yakın meyveler var. Evet. Yeni meyve tutmuşlar var, bir çiçek hali var. Hatta yukarıda tomurcuklar da var. Ve bitki sanırım yukarıya doğru büyümeye devam edecek. Büyümeye devam edecek ve çiçek vermeye de devam edecek. Evet. Zamanla çok büyüdüğü zaman şöyle bir şey tavsiye ettiler bize. 3-5 metre büyüdüğü zaman tepesini keselim, yanlardan büyüsün, yıkılmasına daha az olur diye. Hani... Evet, Mehmet Bey de söylemişti aslında, programın ilerleyen sürelerinde onunla da buluşacağız. Ömrünü tamamladığı zaman alttan bir sürgün gelecek ve hızla büyüyerek ana bitkiye geçecek. Bu ölecek. O daha sağlam olacak. Oradan daha yoğun meyve gelen, daha sağlam bir bitki olacak diye belirtmişti. Meyvesinin tüketimi için belirli bir olgunluk standartı var mı? Yani şu an mesela şu meyveyi toplasak yiyebilir miyiz? Hayır, bunu yiyemeyiz. Bu daha büyüyecek. Yani bir kilonun üzerine çıkar bu. Bir kilonun üzerine çıkacak. Bu değişik bir tip. Mesela oradaki de öyle. Bir de küçüğü var, 600-700 gramlık. Evet. Bakın bu bir kilonun üzerine çıkacak, hafif sararmaya başlayacak. Yani dışından belli, hafif sararmaya başladığı zaman o meyveyi koparacağız. Buna hem meyve hem sebze diyorlar. Hatta bir yorumda meleklerin meyvesi diye geçiyor. Çok ilginç. Evet. İzleyicilerimize şunu da söylemek istiyorum. Bitkinin gövdesi de odunsu bir yapıya sahip değil. Gayet gevrek, yeşil. Muz gövdesi gibi muz de diyebiliriz. Evet, muz gövdesi gibi. Aşağı tarafları da arkadaşlarım gösteriyorlar şu anda. Aşağı taraflarında da yine aynı şekilde yeşil ile kahverengi arası bir doku var ve orası da oldukça yumuşak bir formda şu anda diyelim. Evet, aynen muz gibi kendi kendine çürüyüp gidiyor. Odunsu değil. Odun olarak kullanamıyoruz. Geçelim mi sürpriz bitkimize artık? Herkesin beklediği kara sapot meyvesini. Geçelim. Evet, biz o zaman kara sapot meyvesinin yanına gidelim şimdi. Asıl herkesin merak ettiği meyvemiz burada değil mi İzzet Bey? Evet, öyleymiş. Biz de sonradan fark ettik. Evet, şimdi bu görünüş olarak işte meyve sapının üst kısmı olarak baktığımızda gayet hurmaya benziyor. Trabzon hurması olarak isimlendirdiğimiz bitkiye benziyor. Form olarak da benziyor. Ama bambaşka bir meyve aslında bu. Önce ben sizin bununla tanışma hikayenizi dinleyeyim. Merak ettim çünkü. Sonrasında da meyveyi biraz anlatın bize. Evet, bu meyveyi biz de hasbelkadar bilmeden, ne olduğunu, ne olacağını bilmeden bulduk, ektik. Çekirdeğini buldum. Çekirdekten yetiştirdik. İki tane yetişmişti aslında. Fakat birisi oldu. Bahçeye bir tanesini ekmeyi düşündüm. Çünkü ne olup olmadığını bilmiyordum. Çok su istedi. İlk sene o dikkatimi çekti. Çok su vermediğimiz zaman, suyu mesela 3-5 kilo bir su vermediğimiz zaman hemen yaprakları solan bir meyve. Allah Allah dedim yani. Suladık, bir hayır var bunda dedik. Büyüdü. Üçüncü yılda meyveyi aldık. Evet. Ama görüntüsü dediğiniz gibi hurmaya, Trabzon hurmasına benzer bir tipi var. Araştırdık. Baktık o familyadan zaten. Hı hı. Familya olarak o familyadan. O familyadan çok daha fazla meyve olduğunu öğrendik. Ama bunun bir tek özelliği var. Yani bütün hurma türlerinden ayrılan bir özelliği var. Bütün hurmaları bu şekilde kesin, yenmese bile ağzınıza alabilirsiniz. Evet. Ağzınıza alır, yemezsiniz, atarsınız. Ama bu meyveyi tam olgunlaşmadan ağzınıza bile alma şansınız yok. O kadar diyorsunuz. O kadar acı, o kadar acı, o kadar zehirli. Tam hatta Filipinler'de balık zehri olarak kullanıldığı söyleniyor. Bu meyvenin özelliği tam olgunlaşacak, hamur şekline gelecek, öyle yenecek. Ha, meyve 5 yaşında. Çok iyi gelişen, çabuk gelişen, çok sağlıklı gelişen bir meyve. Evet.
kara sopot deniyor, siyah sapote deniyor. Evet. İşte black spot deniyor yabancı dilde. Kara sapot olarak isimlendirdiğiniz bir bitki. Nasıl tüketiliyor ve hangi dönemde tüketme olgunluğuna geliyor? Evet, meyvemizi biz de önce bilmiyorduk. Deneye deneye. Bir baktık siyahlaşmaya başladı, bir denedik yenmiyor acı. En son ne zaman başladık? İşte bu aylarda denemeye başladık. Evet. En son yani Şubat ayında yenebileceğini, tam olarak olgunlaşabileceğini hissettik. Evet. O tabii o mevsimi de olması tüketicilerimiz açısından değil. Yani meyvenin çok az olduğu bir mevsim. Evet. Şimdi kış döneminde bulamayacaklar. Kış döneminde meyve, başka hani bütün meyvelerin zaten olmadığı, sebzelerin olmadığı bir zamanda bu meyve bulabiliyorsunuz. Şimdi benim bu bahçemdeki zaten aklımdan geçen, hesapladığım, planladığım bir şey vardı. Yılın hangi ayında gelirsen gel burada bir meyve bul. Birini bul. İşte Şubat'ta da portakal limonu buluyoruz ama bir de kara sopotu buluyoruz. Yetiştiği zaman elimize alıp veya bıçakla kesip veya kabuğunu soyup yiyeceğimiz meyve değil. Evet. Özellikle nasıl genç yiyeceğiz? Özellikle aha, genç hanımlara sesleniyorum. Bu meyveyi koparacağız. Bir tanesi kopardığımız zaman ortadan bıçakla ikiye ayıracağız, evet, ve kaşıkla bildiğimiz puding, çikolata yer gibi kaşıkla yiyeceğiz. Neden genç hanımlara sesleniyoruz? Çocuklarımıza ekmeğine bunu sürsünler diyoruz. Çikolata yerine hazır çikolata yerine bunu sürsünler, doğal. Aynı lezzeti, aynı aromayı fazlasıyla veriyor ve şeker oranı daha düşük. Sağlıklı bir kere meyve. Evet. Her şeyden yani, önce. Evet. Onlar kadar yoğun bir tatlılığı yok ama tatlı. Biz burada bazı çocuklara bunu yedirdik. Gerçekten kendileri beğendiler. Çocuklar beğendi. Yani biz boşa da konuşmadık. Evet. Evet, bu meyvenin de Şubat ayında inşallah ya siz geleceksiniz ya biz size göndereceğiz. Bunu size tattıracağız. Evet, inşallah, merak ediyorum ben de gerçekten. Peki bölgede sadece sizde var değil mi? Bildiğim kadarıyla bu şekilde olan bir ağaç artık meyve vermiş. Meyvesini yiyenlerden ilk sizler varsınız herhalde. Ya biz de geçen yıl bunu öğrendik. Geçen yıl bir arkadaşımız buraya geldi. Bu meyvenin hiçbir yerde görülmediğini söyledi. Hatta bir TV programı da geldi. Biz de hiçbir yerde görmedik dediler. Ben de o zaman anladım. İlk defa bende olduğunu. Evet. Başka yerlerde fidesinin de olduğunu biliyorum. Yani yeni fidanların ekildiğini biliyorum ama meyve olarak ilk defa bu ağaç. Hatta Gazi Paşa adına siyah çikolata meyvemiz var dedik ama herhangi bir tescilini alamadık. O da bizim işimiz değil herhalde. Evet. Sizin ilk biraz defa bizde hobi amaçlı çünkü. Evet, biraz daha hobi amaçlıydı ama ben bunu şöyle düşünüyorum. Bu geleceğe parlak bir meyve. Geleceğe olan bir meyve. Evet. Ben Akdeniz bölgesinde yaşayıp, Akdeniz sahilinde yaşayıp da bu meyveyi her evde bulunsun istiyorum. Üreticilerimize duyuruyorum. Ha, nasıl bulunur? Bir şekilde bulunur. Bende şu anda herhangi bir çoğaltılmış hali pek yok ama bu meyve her evde, gerekirse bahçe yapılır ticari anlamda da, bunu da az önceki ticari değer olarak hesaplayalım. Bu mangodan çok daha fazla veriyor. Evet. Hani meyve olarak şu anda bu ağacın üzerinde 300 meyve var. Evet. Belki daha fazla meyve var. Kaç yaşında? 5 yaşında. Evet. Bunu ben hiç satmadım ama yani piyasaya çıkardığınız zaman bunun da bir ağacın üzerine sana 500 lira, 1000 lira civarında, 1000 TL civarında bir yılda gelir getireceğini tahmin ediyorum. Evet. Şimdi bakıyorum da aslında bol meyve veriyor. Sanırım bunlar ya dökülmüş ya da seyreltmişsiniz ya da çiçekten dökülmüş. Bak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane meyve olması gerekiyordu şurada. Tabii bazıları artık doğal seçilim yöntemiyle ya rüzgardan herhalde, kendi düşüyor. Herhalde ağaç ya, taşıyamayacağım. Evet, ağaç taşıyamayacağım dediği meyveyi, zaten besleyemeyeceğim dediği meyveyi döker kendisi de. Yaprağı da aynı şekilde döker. Şu an ikişer meyve var burada. Bunları biraz daha küçük gözüküyor ama şuradakiler mesela birer tane meyve olanlar biraz daha irileşmiş. Yukarıda ikişer tane olan meyveler var. Onlar biraz daha iyi. Elma boyutunda neredeyse. İri bir elma, evet, boyutunda. Ortalama evet, elma boyutunda ama meyve, evet, çok olan yerlerde meyve biraz küçük. Evet. Tabii acemilikten oluşan bir ağaç olduğunu da varsayarsak zaten taşlandırma kısmı aşağılardan mesela dalların şu anda aşağıya doğru sarktığını, meyveyi kaldırma ile birlikte aşağı doğru sarktığını aralardan destekleme verdiğinizde görüyoruz burada. Bunların da tabii taşlandırma yapılması, sonraki bitkilerinizde yüksek bir taşlandırma yapılması gerektiğini de buradan öngörebiliyoruz. Evet, meyve tamamen doğal haliyle. Biz daha müdahale yapmadık. Evet. Müdahale etmedik. Çekirdekten yetişmiş aynı zamanda. Ha, onu da anlatayım. Bu meyveyi biz herhangi bir yerden aşısından almadık. Çekirdekten yetiştirdik ve kendi başına tek haliyle oldu. İkinci bir meyveyi istemeden meyve verebilen bir meyve. O da çiftçilerimiz için çok güzel bir şey. Ama dediğiniz gibi biz daha müdahale etmedik. Taşlandırma yapmadık. Herhangi buna bir çok fazla budama yapmadık. Daha nasıl olacağını da tam bir deneyim sahibi değiliz. Ama zamanla göre göre herhalde öğreneceğiz. Evet. Ha, bu da
görüyorsunuz yaprakları ne kadar yeşil, ne kadar temiz. Hayvansal gübre, hayvan gübresiyle sudan başka pek bir şey vermedik. Evet. Ona rağmen çok güzel. Evin önünde bir tane bulunsun istiyoruz, meyve vermese bile. Evet, gayet güzel gerçekten. Umut var, meyvelerden birisi gibi gözüküyor bu bölge için. Umuyoruz ki bölgede inşallah gelir kaynağı olabilecek ekstra bir ürün olarak da yetiştiriciliğini yapmaya devam edersiniz. Çünkü baktığımızda sağlıklı. İnternetten benim okuduğum bazı bilgilere göre de bir tane meyvesinde 80 kalori barındırıyormuş ve çikolatayı alternatif olduğunu söyledik. Yani bir büyük aynı büyüklükte, aynı gramajda bir çikolatayı tükettiğinizde kaç kalori aldığınızı hiç söylemeyeyim bile ben yani buradan. Bu anlamda hem de meyve şekeri olması açısından da çok daha faydalı insan vücudu açısından diye eklemek istiyorum evet, ben. Evet, artık çocuklar çikolata almaya gidiyoruz dediği zaman markete değil ağaca gelip bir tane çikolatayı alıp gidecekler. Çok güzel. Zaten bizim niyetimiz de o. Burada çok ünlü tıp profesörlerinin de aynı şekilde çalışmaları var. İşte Ümit Aktaş, Canan Karatay, bunların da yaptıkları kampanyalar vardı. Ben de açıkçası bazı yorumlarını eleştirsem de bazı yaptıkları yaklaşımları çok faydalı buluyorum. Muayenehanelerine giden çocuklara şeker değil kalem hediye ediyorlar mesela. Şeker tüketimini istemedikleri için farklı uygulamalar yapıyorlar. Belki yakın zamanda meyve ikram ederler. Onlar da meyveyle tanıştıkları zamanlarda diye düşünüyorum ben de. Ben de bu meyvenin çoğalmasını istiyorum. Hı hı. Bu meyve Akdeniz sahilinde bahçeler halinde olsun. Gerçekten çikolata tüketimini çocuklar doğal olarak bundan karşılasın. Evet. Pazarı olacağına inanıyorum. Meyve verişinden bak görüyorsunuz ağaçlar. Zaten dallarını eleyemeyecek kadar meyve veriyor. Biz bunları destekleme yaptık. Destekli duruyor. Evet. Çünkü tek tük ağaçta arkada var dallar kırılmaya başladı. Evet. Yani meyve dökümü de çok güzel. Meyve verimi de çok güzel. Hı hı. Hiç masrafı da yok. Evet. Şunu soracağım son olarak. Hasat dışına da yansıyor mu meyvenin içinin kahverengileşmesi? Evet. Bu dışarıdaki yeşil renkte gidiyor sanırım değil mi? Yok. Gitmiyor. Dışı yeşil kalıyor. Hayır. Hmm. Olgunlaştıkça dışı da siyahlaşmaya başlıyor. Hı hı. Çizgi çizgi. Tam simsiyah olmasa da. Fakat bu yeşilliğini, bu parlaklığını kaybediyor. Evet. Dışından zaten, da yani hasata geldiği belli oluyor. Yani şöyle ağaçtan koparıp bir an hemen yemiyorsun zaten. Evet. Avokadoya milletimiz alıştı. Onu avokadoya da örnek vereyim. Ağaçta olgunlaştıktan sonra avokadoyu toplarsın. Evde bir hafta sonra yetişir. 3-5 gün sonra olgunlaşır. Bu da öyle. Kiwi gibi, avokado gibi, muz gibi. Bunların yani hepsinin bekleme süresi var. Evet. Olgunlaştığını hissettiğimiz dışı siyahlaşmaya başladığı zaman bunları kesiyoruz, koparıyoruz. Evde bir hafta sıcak ortama göre 10 gün bazen 3 günde tamamen hamur haline geldiği zaman yiyoruz. Yani kopardığımız anda değil. Evet. İzzet Bey ben gerçekten çok başarılı bir bahçedeydim. Sizinle yaptığımız sohbet de çok hoşuma gitti. Eklemek istediğiniz şeyler varsa hemen alalım. Programımızın bu kısmının sonuna geldik çünkü. Valla ebeye saygı gösterdiğiniz için önce size teşekkür ediyorum. Bereket TV'ye ve Buket Hanım'a, çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çünkü bu meyvenin varlığını, bu meyvenin Ankara'dan siz öğrenip gelmişsiniz. Bazen yanı başımızda komşulara öğretemiyoruz. Ama emeğe saygı, emeğe karşı, ha ben diyorum bu tür şeylerin ülkemizde bilinmesi, bunu vatandaş bildiği zaman alternatif geçim kaynağı olarak düşünecek yarın. Böyle de bir meyve varmış diyecek. Akdeniz bölgesi sera örtüsüyle kapalı. Bir bir tufan geliyor. Hortum geliyor. Gitti 50-100 dönüm arazi gidiyor. Bir de sera içinde insan ömrü kısalıyor. O kadar ilacın içinde uğraşmaya. Ya bak bu bahçeye geldiğiniz zaman ilaç kokusu yok. Meyvelerinde herhangi bir ilaç yok. Açık havadasınız. Aynı şeyi belki bundan kazanacaksınız. Siz serayla uğraşmayacaksınız. Evet. Evet benim de diyeceğim. Bu arada vatandaşlara tavsiye ediyoruz. Bu tür alternatif meyvelerin Türkiye'de yetişebileceğini, Türkiye'nin bunda da dışa bağımlı olmayacağını bütün insanlarımıza, Türkiye'de yaşayan bütün insanlarımıza ben bunu anlatmak, yaymak istiyordum. Siz vesile oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten tecrübelerinizi bizlerle ve izleyicilerimizle paylaştığınız için.